Bukle saçlı var bir tane, biliyorsunuz değil mi? Bukleleriyle konuşuyor iki gündür. Eş genel başkanlarımıza hakaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Biz adaba davet ettik kendisini. Edebe davet ettik kendisini. Bu nedir dedik ya, böyle bir İçişleri Bakanlığı mı olur? Ne biçim konuşuyorsun? Cevap vermiş. Demiş ki ya artık melekelerini, akli melekelerini de yitirdiler. Demiş ki ya bu ülkeyi satan, peşkeş çeken, bölen siz değil misiniz? Allah Allah dedik. Çok ilginç. Ya şimdi bu ülkeyi kim yönetiyor kaç yıldır? Ülkenin satmadığınız bir yeri mi kaldı? Her tarafını sattınız. Satan sizsiniz. Peşkeş çeken kim? Peşkeş çeken de sizsiniz. Biz mi iktidardayız bunu söylüyorsun? Satan ve peşkeş çeken. Şaşırmış adam. Mesele bölme meselesine gelince. Ama buradan tekrar söylüyorum. Bu ülkedeki en büyük bölücü sizsiniz. Eğer Cumhurbaşkanı çıkıp da 20 milyon insana gidin buradan diyorsa bölücüdür. Bu en büyük bölücülüktür. Biz ise bu ülkeyi bütünleştirmeye çalışıyoruz. Bütün farklı halkların, kimliklerin, ana dillerin, inançların eşit koşullarda bir arada yaşayabilmesi için mücadele ediyoruz. Farklıyız ama birlikteyiz diyebilmenin yolu eşit olmaktır. Eşit haklara sahip olmaktır. Bunun mücadelesini veriyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Ayrıştırıyorsunuz. Nefret söylemini topluma yayıyorsunuz. Toplumu kutuplaştırıyorsunuz. Toplumu bölüyorsunuz. Bölücülükse onu da siz yapıyorsunuz. Şimdi bütün bunları niye söylüyorlar? Niye bizimle uğraşıyorlar günde üç öğün? Diyor ki o bukle saçlı, bir iki kelime her gün diyor HDP hakkında konuşmazsam diyor bir eksiklik hissediyorum diyor. Böyle. Doktor demiş üç öğün, ilacınız HDP. İkisine de.